Merhabalar Gündem Özel TV izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuzda bugün İstanbul'un Çatalca bölgesinden sektöründe öncü firmalardan biri olan Biçeroğlu Ahşap'la bağlanıyoruz. Karşımda işletme yetkili ve kurucularımız İlhan Bey bulunuyor. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz İlhan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Verdiğiniz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri biraz tanımak istiyoruz. Evet. Sektöre giriş hikayenizden başlayabilirsiniz. Biz 3 kuşaktır marangozluk tabanı altında başladığımız bir süreç vardı. İşte çağın getirisi, modüler mobilya sistemlerine geçiş bize de bu yöne yönlendirdi ve artık her şekilde modüler mobilya, ahşap işlere vesaire her şey yapılıyor firmamızda. 25 yıldır da tam profesyonel olarak bu işe devam etmekteyiz. Üçüncü nesiliz. Çekirdekten üçüncü yetiştik. Evet, bu evet, işin evet. Hem pozisyonlarında yer aldınız hem evet. De eğitimini gördünüz. Evet, temelden. Evet. Bu da tabii ki karşı tarafa yansıyordur. Hı-hı. Sevdiğimiz bir işi yapıyoruz zaten. Bu da artısı evet. Bizim için. Evet. Ve artık çevre tarafından bilinen, tanınan bir isim. Tabii ki güven duyulan bir isim haline evet. Geldik değil mi? Çok şükür, çok şükür. Öyle bir sıkıntımız yok. İşlerin çıkışları oluyor. Ama önemli tutarlılık, süreklilik bizde de bu var. Harikasınız. Peki Biçeroğlu Ahşap olarak biz neler üretiyoruz? İşleyiş nasıl ilerliyor? Son zamanların getirisi, şahıs odaklı çalışıyoruz ekseriyette. Müteahhit çalışmıyoruz. Son zamanların getirisi olan modüler mobilyalarda ağırlıklıyız. Ahşap kamele, veranda, çerçeve, zemin kaplamaları, merdiven kaplamaları, ahşap çatılar vesaire her türlü özel ve modüler proje yapılmaktadır. Burada ahşap ham maddeli evin her türlü bölgesine evet, ait evet, ürünler evet. Hem de evet. Kişiye özel tasarımlar yapabiliyoruz. Evet, evet. Her bütçeyi düşünerek hareket ediyoruz. Taban halk tipi üretimlerden en entelektüel profesyonel projelere kadar hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Ne kadar sürede bitiriyoruz işte? Ya normal halk tipi projelerde 3 hafta taahhüt süremiz var, 3 hafta termin süremiz var. O süreçte teslim ediyoruz. Ama daha profesyonel projelerde, mimar destekli ve mühendislik projelerinde ona göre ne getiriyorsa zaman ona göre hareket ediyoruz. Öncesinde karşı tarafı bir bilgilendiriyoruz. Tabii, daha tabii, sonra bu, o süreçte evet. Yine verdiğimiz sözü tutmak evet, eğilimindeyiz. En önemli kavram bu bizim için. Harikasınız. Peki sektöre başlarken olmak istediğimiz konumda mıyız? Ya tabii çağın getirisi neyse onu yakalamaya çalışıyoruz. Olmak istediğimiz yere doğru gidiyoruz. Harikasınız. Peki şu anki hedefler neler? Şu anki hedefler. Ya şimdi modüler sistemlerde bu yaptığımız mobilyalarda herkes yapabildiği bir şekilde aldı. Ama biz ahşap temelden dededen ahşapçıyız. Ahşap yapan sayı da azalmaya başladı. O yüzden gitgide sanıyorum ki mesleğimiz marka olmaya devam edecek. Biz de bu işte ileri gelenlerden olacağımıza inanıyorum. Alan çok açıldı diyorsunuz. Alan biz de açıldı. Burayı kullanmaya çalışıyoruz. Sektörümüzün evet. Değerini tanıtmaya çalışıyoruz karşı tarafa. Evet. Bu noktada daha da büyürüz, daha da i̇nşallah. Açılırız, evet, istihdam evet, evet. Arttırırız evet. Ve hedeflere devam ederiz diyorsunuz. Evet, inşallah, inşallah. Hedef harika. Hep yukarısı, ilerisi. Ham maddemiz burada ahşap. Nereden geliyor peki bu ürünü? Doğal ahşap, işte merkez olan İkitel'den temin ediyoruz biz bunu. Hep çevremizde bir Trakya köyü burası. Doğal ahşap olarak meşe ve kayın da üretebiliyoruz. Bunlar değişik evrelerde. Kurutma, fırınlamadan sonra bunları da piyasada kullanabiliyoruz. Son zamanlarda rustik çalışmalar ağır basmaya başladı. Otantik rustik çalışmalarla da bu işte marka olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bu detaylarla da yine siz ve işletmeniz ilgileniyor evet, evet, değil evet, mi? Evet. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şimdi 2 kişi profesyonel olarak varız ama onun harici ekibimizi çoğaltıyoruz durumuna göre. Yazın 4-5'e çıkıyoruz, kışın 3-4'e iniyoruz. Dönem değişiklik gösteriyor evet, ama kemik evet. Kadro olarak 2 kişiye hizmet veriyoruz. 2 kişi veriyoruz. Değişmeyen 2 kişiyiz biz. Arkadaşım ve ortağım Mehmet Bey'le birlikte çalışıyoruz. Buradayız. Evet, bizi buradayız. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Her onun zaman. Yanı sıra bir de şubemiz var. 2 şubemiz tane şubeye var, 2 de hizmet veriyoruz. Ahşap imalathanemiz var Yalıköy Sanayi Sitesi'nde. Çatalcı Yalıköy Sanayi Sitesi'nde. Bir de merkezde de modüler mobilya montaj atölyemiz var. Harika. Peki ahşap sektöründe biliyorsunuz farklı isimler de var. Evet. Evet. Çevreniz olsun, daha ilerisi olsun. Sizi bunlardan ayıran etken neler olabilir? Neden sizi tercih ediyorlar? Kaliteden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Her zaman ürün olarak da kaliteli için seçiyoruz. Ve bu bizim markalaşma yolunda attığımız en büyük adım. Kaliteden hiçbir zaman ödün verilmiyor. Burada yüksek performans ve tabii ki yılların getirmiş olduğu bir deneyim var. Bunu tabii da... Kaliteli ve sağlıklı ürünlerle yaptığımız müddetçe işimizin evet. Her zaman arkasındayız diyorsunuz. Evet, yani 3 kuruşu orada aramıyoruz. 3 kuruş daha kaliteli bir ürün olmasına neden oluyor ürünümüz. İşin ticari boyutunu düşünmüyoruz. Hı. Tamamen yaptığımız yok yok, süreklilik. Bizde önemli olan süreklilik. Yani bu 1 yıl sonra da dönebiliyoruz müşteriye. 2 yıl sonra da dönebiliyoruz. 2 yıl sonra bizi arıyorlar. Yine memnuniyetlerinizi bildirip çocuğuna, eşine, dostuna iş için referans oluyorlar bize.
Harikasınız. Burada müşteri devamlılığı sağlanıyor tabii evet, ki. Evet. Çevre de artık bizi tanıyor zaten. Peki bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için, randevu almak isteyen izleyicilerimiz için bağlantı sunmanızı isteyeceğim. Evet. Her şekilde 0533 773 7450'den ulaşabilirler bize. Onun yanı sıra adres olarak da Yalıköy Mahallesi, Süleyman Dancan Sokak ve Canberk Sokak'ta bize bulabilirler. Harika. Ve ekran altında geçecek olan telefon numarası aracılığıyla da bize veya ekip arkadaşlarımıza evet. kolaylıkla ulaşım 724 sağlayabilirler. 724 ulaşabilirler, evet. Sorulara cevap vereceğinize kefilim. Peki şunu da sormak istiyorum. Nerelere kadar ulaşabiliriz? Nerelere kadar gidiyoruz? Ya işte 2 hafta önce Gökçeada'da bir butik otelin işini yapmıştık. Bu da nasıl oluyor? Bu dediğim gibi 2 yıl sonra dönüyorlar, yine dönüyorlar. Bir müşterimizin işini yapmıştık. Orada bir ticarethane almış, gittik onun da işini yaptık orada. Burada bireysel ve büyük projelerde yapıyoruz değil mi? Tabii tabii, her şekilde profesyonel projeleri yapabiliyoruz. Yerimiz çok uygun bir konumda zaten. Evet, merkezi evet, bölgelere de evet. açığız. Biz de oradan hiç sıkıntı da yok. Her yerden ulaşabilirler. Her yerden ulaşabilirler. Kaliteli iş isteyen bize gelsin, buyursun. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza konuk olup bize bu değerli bilgileri paylaştığınız için İlhan Bey, kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyorum. Buradan sizi izleyenlere ve merak edenlere ve ekip kadronuza tabii ki neler söylemek istersiniz sektörünüzle alakalı? Ya bizim sektörümüz veyahut da başka sektör, kim ne yapıyorsa yaptığı şeyin en iyisini yapmaya çalışsın. Benim diyebileceğim bu. Önemli olan iş etikliği diyorsunuz. Evet, etik biz kurallara bunu uymak, sağlamaya çalışıyoruz. Aylık kurallarına uymak şart. Sektörde uzun yıllar varlığınızı korumak dileğiyle o halde. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize tekrardan iyi bakın. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür Söz ederim. Merkez stüdyolarında.